Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İngiltere'de Londra yakınlarındaki Farnborough Havacılık Fuarı'ndayız. Çift yıllar yapılan Farnborough, tek yıllar yapılan Paris Air Show'la birlikte dünyanın havacılık ve savunma açısından kalbi buralarda atıyor. Bu aslında burası, Farnborough iş jetleri tarafından kullanılan bir alan. Yoğun olarak iş adamları aynı bizim Atatürk Havalimanı gibi buraya inip kalkıyor. Ama iki yılda bir de çok önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl gündemde olan savunma ve havacılık konuları, farklı farklı uçak tipleri burada sergileniyor. Ve bizim için de en gurur verici tabii ki Gökbey'in gerçekleştirdiği tanıtım uçuşu. Çünkü dünyaya Gökbey burada yapılan gösteri uçuşlarıyla birlikte tanıtılmış durumda. Şimdi biraz fuarı dolaşalım, neler var neler yok birlikte görelim ve hangi uçaklar, neler getirilmiş burada, hangi şirketler neleri sergiliyor birlikte dolaşalım. Son zamanlardaki bir havacılık bilgilerimizi birlikte güncelleyelim. Farnborough'da gözler Hürjet'in uçuşunu bekliyordu ama ne yazık ki son dakika. Biraz teknik nedenler, biraz da sonuçta Hürjet testlerine büyük bir hızla devam ediyor. Şu an ben Hürjet'in mock-up'ındayım. Mock-up demek de birebir olarak, ölçü olarak hazırlanmış modelinin yanındayım. İnşallah 2 yıl sonra Farnborough'da biz Hürjet'i göreceğiz. Hürjet şu an 80. test sortisini geride bıraktı ve geçtiğimiz günlerde de haberini yaptık. 0.9 Mach, yani ses sürtüne çok yakın bir hızla uçtu. 30 bin fite, 10 bin metreden fazla bir irtifaya çıktı ve buradan da yoluna devam ediyor. Hedef 2025'te Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi. Bir taraftan da tabii Farnborough'da göremedik ama çok yüksek ihtimalle Ekim ayında Mısır'da yapılacak olan havacılık fuarına Hürjet gidecek. Bir test uçağını götürdüğünüz zaman farklı farklı uygulamalar hayata geçirilmek zorunda. Örneğin bu bir test uçağının mock-up'ı. Bu test uçağı gittiği zaman telemetri olarak adlandırılan, bu uçağın verilerini yerden takip eden 60 kişilik bir ekip, özel cihazlar, kontrol merkezini de taşımak zorundasınız. Tamam, belki Teknofest'te Adana'da göreceğiz ama çok uzaklara bunları götürmek hiç de kolay değil. Bu açıdan bu yıllık böyle bir durum var ama arkada Gökbey helikopteri, Türkiye'de tasarlanmış yerli helikopter ilk defa Farnborough'da dünya premierini, dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Hürjet T-38'lerin yerini alacak tek motorlu bir jet motorlu, yüksek performanslı bir eğitim uçağı. Fuar sırasında TUSAŞ T ile birlikte motorlar konusunda General Electric ile F-404-414 serisi içinde bir anlaşma imzalıyor. Ve bu motorların üretimleri de Türkiye'de TEİ tesislerinde gerçekleştirilecek. Bu açıdan da bu projenin de devam ettiği bilgisini size Farnborough haberleri içerisinde vermek isterim. Ve Gökbey'in önündeyiz. T-129 ataktan sonra TUSAŞ'ın kendi tasarladığı ortak sistemlere sahip ama gelecek açısından, TUSAŞ açısından çok önemli bir proje Gökbey. Ve Farnborough'da da dünya tanıtımı Gökbey'in Farnborough Havacılık Fuarı'nda gerçekleştiriyor. Yaklaşık bundan 10 yıl önce T-129 Atak burada uçtuğu zaman yine buradaydık. Ve bugün Gökbey'i buralarda görmek gerçekten çok onur verici. Gökbey hem sivil hem askeri versiyonları olan bir helikopter. Son bilgileri de paylaşayım. Ağustos ayında İlk helikopterin Jandarma Genel Komutanlığı'na verilmesi planlanıyor. Jandarma ilk kullanıcı olacak. Jandarma Türkiye'de sel baskını olur, jandarma oradadır. İç güvenlik harekatları olur, jandarma oradadır. Bir hasta kurtarılıp hastaneye götürülecek, jandarma oradadır. Ve Türkiye'de helikopteri çok çok iyi kullanan kurumların başında gelir tabii ki kara havacılarımızla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetler'le birlikte çok çok önemli. Tabii sahil güvenliği de unutmayın. Döner kanatlar bu tür birlikler ve organizasyonlar için çok önemli. Gökbey 625 olarak adlandırılıyor. Bunları hep söylüyorum aklınızda kalsın diye. 6 tonluk, 2 çift motor, 5 de bu tepesinde gördüğünüz 5 ana pale sahip. Tam UH-1 olarak adlandırılan, uzun yıllardır silahlı kuvvetlerin kullandığı helikopterlerin yerini alacak bir helikopter. Jandarma 3 helikopter alıyor. İlki Ağustos, 2. Eylül, 3. Ekim. Sonrasında da Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan anlaşma doğrultusunda TSK için teslimatlara başlanacak. 2025 için de Sağlık Bakanlığı'na bu helikopterin kabini,
uçan bir hastane görünümünde ambulans haline getirilerek artık o ambulans hizmeti de Gökbeyler tarafından verilecek. Uzun yıllardır Gökbey uçuyor. Çok önemli testleri tamamladı ve artık teslimat aşamasında. Ben inanıyorum ki TUSAŞ yılda 24 adet üretebilecek kapasiteye, yani ayda 2 helikopteri teslim edecek kapasitede, sadece Türkiye'nin şu görmüş olduğunuz sınıftaki helikopter ihtiyacı 200 civarında. Bu rakam yurt dışından gelecek olan helikopter siparişleriyle birlikte, ki yapı olarak uygun maliyetlere sahip performanslı bir helikopter, daha da artacağına inanıyorum. Tabii ki Gökbey açısından bir de motor mevzusu var. Şu an gördüğümüz motorlar üzerindeki T-129 Atak'la birlikte kullanılan Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan motorlar. T'yi TS-1400'leri geliştirdi. İlk uçuşunu da hatırlayacaksınız, geçen sene yapmıştı. Onların test aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte, kolay değil, bir helikopteri hazırlıyorsunuz. İlk defa bir helikopter motoru yapmış bir imalatçı bunu TUSAŞ'ın tasarımına koyuyor. Çok yoğun testlerden geçiriliyor. Sonrasında bu helikopter yerli motoruyla birlikte çok farklı bir avantaj sunacak ve bunlarla ilgili de dünyadan ciddi anlamda da rakip ve siparişlerine, rakiplerine var ama iyi sipariş alıp bu sayıları vereceğine inanıyorum. Şimdi tabii Farnborough'da dolaşırken Kale Arge yeni motorunun aslında dünya lansmanı desek yanlış olur mu? Nasıl buldunuz fuarı? İlgi nasıl? Son bir bilgileri sizlerden alalım. Tabii ki. Evet, bizim yeni motorlarımız da var malumunuz. Özellikle KTC 3700 motorlarımız arasında en yeni olanı. Bunu da bu yıl burada sergiliyoruz. Onun dışında tabii KTC 3200, 1750 motorlarımıza, hepsine çok ilgi yoğun seviyede devam ediyor. Bu da bize memnuniyet veriyor. İnşallah KTC 3700 motorumuzu da yakında uçurmayı planlıyoruz. O bakımdan motor portföyümüz gitgide artıyor diyebiliriz. Buradaki ilgi nasıl? Biz tabii sizleri Roketsan'la yaptığınız beraber çalışmalardan Türkiye'de tanıyor ama yabancı şirketlerden ilgi nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz o açıdan fuarı? Tabii şöyle söyleyeyim. Tabii yıllar önce tek bir motorumuz, tek bir projemiz olduğunda tanınırlığımız daha azdı. Fakat yeni motorlar ekledikçe, bu motorlara ihtiyaç da olduğu için dünyada çok ilgi çekmeye başladık. Şu an uluslararası olarak gerçekten birçok firmadan ciddi ilgi görüyoruz. Ve bu ilgi de artarak devam edecek gibi görünüyor. Bu da bizi memnun ediyor. Sizlere iyi fuarlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok yeni müşteriler, ederim. Yeni ihracatlar olsun. Çok teşekkür ederim inşallah. Sağ olun. Fuarda dolaşırken Brezilyalı imalatçı Embraer'ın sağımda, bana göre sağda KC-390 ve hemen bana göre solda Embraer Super Tucano uçaklarında önünden geçiyoruz. Brezilya deyince hep bunu anlatıyorum çünkü Türkiye havacılık açısından örnek olabilecek çok çok önemli bir ülke. Brezilya futboluyla, kakosuyla, sambasıyla tanınıyor ama bir de işte görüyorsunuz uçaklarıyla tanınıyor. Super Tucano yılların gerçekten başarılı bir eğitim uçağı, bizim Hürkuşumuzun da rakibi. Sağında gördüğünüz KC-390 ise sivil, zamanında Airbus A320'lerde kullanılan V2500 motorlarına sahip. Arkadan rampasıyla hem yükleme hem paraşütçü atma açısından oldukça başarılı bir uçak ve bunu düşük maliyetlerle yapıyor. Embraer çok ilginç. Son yıllarda Avrupa'dan çok ciddi önemli hava kuvvetlerinden arka arkaya siparişler aldı. Ve KC-390'ın da geleceği yavaş yavaş daha netleşip bir başarıya doğru koşuyor. Burada tabii Embraer bölgesel uçaklardan elde ettiği tecrübeyi askeri tecrübesiyle birleştirdi. Ve burada da KC-390 kısa sürede farklı bir yer edindi. Rakibi de Lockheed Martin'in yıllara meydan okuyan C-130 askeri nakliye uçağı. Türkiye'de bile 60. yılını kutluyor C-130'lar. Ve son modelleriyle pervaneli uçak mı yoksa jet uçak mı rekabetini sürdürüyor.
fuarda Lockheed Martin'in standını şöyle bir dolaşırken arkada F-35'in A modeli, Hava Kuvvetleri modeli de Farnborough'da yer alıyor. F-35'in sipariş sayısını Lockheed Martin arttırmak üzere özellikle F-16'larının yerini yenilemek isteyen ülkelerle görüşmeler içerisinde satışlar gerçekleştiriliyor. Malum Türkiye'nin de hatırlayacaksınız S-400 hava savunma sistemi almasıyla birlikte programdan çıkartılması ve sonraki yaşananları zaten videolarımızda belirtmiştik. F-35'in Türkiye için en büyük risklerinden bir tanesi uçağın Yunan Hava Kuvvetleri envanterine girecek olması. Bu konuyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii ki bu F-35 ile birlikte Ege'de nasıl bir güç dengesi olacak? Bu da benim açıkçası en merak ettiğim konunun başında geliyor. Efendim, Yunanlı bakan dedi ki bir gece ansızın Ankara'ya F-35 ile ineriz dedi. Zaten Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor. Bekliyoruz. Turistik gezi mi olur efendim? Turistik gezi için bekliyoruz. Bir süredir Lockheed Martin F-35'lerin teslimatlarıyla ilgili sorunlar yaşıyordu. Bu sorunlar yazılım odaklı sorunlar yavaş yavaş aşıldı ve tekrar teslimatlar başlamış durumda. F-35 bir bakıma bazı açıdan kamuoyunun yanlış bir bakıma da doğru tanıdığı bir uçak. Ama bir taraftan da bizim devam eden biliyorsunuz anlatıyoruz. TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak Kaan projesi var. Bakalım Kaan'ı buralarda ne zaman göreceğiz? Ne zaman daha aktif olarak uçmaya başlayacak? Bunları da bizim en merakla beklediğimiz soruların başında geliyor. Farnborough fuarında benim en merak ettiğim uçakların başında arkamda görmüş olduğunuz F-15 EX modeli geliyor. F-15 gerçekten havacılık tarihinin efsane uçaklarından biri. 1970'li yıllardan günümüze kadar uzanan teknolojisiyle bugün halen o 5. nesil uçaklara geçişte de önemli bir ara basamak oluşturuyor. Nasıl biz bugün Türk Hava Kuvvetleri'nde Blok 70'i konuşuyorsak, F-15'in EX olarak adlandırılan modelinde ki yaklaşık 2 yıldır teslimatlar devam ediyor. Burada da yeni nesil radar sistemleri, elektronik suite ve yeni nesil kokpit tasarımı gibi 5. neslin özelliklerinin bir kısmı bu yapı üzerinde yer almış durumda. F-15'lerin A, B, C ve D versiyonları ki B ve D bu arada eğitim modeli yani çift kişilik olduğunu belirtelim. F-15E ile birlikte farklı bir konsept aşamasına geçiyor. Neler yapılıyor? Ağırlıklı olarak F-15E hava yer görevleri için planlanmış yüksek taşıma kapasitesine sahip. EX de onun artık yeni nesil modeli. İlk kullanıcılardan biri Katar Hava Kuvvetleri oldu. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne de EX teslim ediliyor. Ve Boeing Avrupa ve dünyadan bir talep görüyor bu uçakla ilgili. Çift motorlu bu uçak yüksek taşıma kapasitesiyle birlikte, silah taşıma kapasitesiyle birlikte hava kuvvetlerine farklı bir bakış sunuyor. Gerçekten F-15 dediğim gibi kendini ispat etmiş bir uçak ve Boeing Farnborough'da bu uçağın tanıtımını gerçekleştiriyor. Şimdi tabii Farnborough'a geldik ama gözümüz aklımız Türkiye'de ve Türkiye'nin çok önemli bir savunma fuarı. Yılların markası İDEF ve evet. İDEF'le ilgili olarak da yeni planlamalar var. Sizleri hazırda yakaladık burada biraz duyalım çünkü gelecek yıl bu zamanlar Temmuz ayında İDEF çok değişecek galiba. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı olarak İDEF'i düzenliyoruz. 2 yılda bir yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene Temmuz ayında 22-27 Temmuz tarihlerinde eskisinden farklı olarak yeni bir mekanda, yeni bir konseptle, yeni bir İDEF için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah İstanbul Fuar Merkezi'nde hemen Atatürk Havalimanı'nın yanında fuarımızı gerçekleştireceğiz. Ve en büyük yeniliğimiz aslında Atatürk Havalimanı'nda da bazı gösteri, şov ve etkinlikleri fuarımıza ekliyor olacağız. Bunun için gayret ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız bunun için çalışıyorlar. Bugün buradayız, Farnborough'dayız. Burada inşallah Gökbey helikopterimiz de bir gösteri yapacak, uçuş yapacak. Buradaki yapılanmayı ve havalimanındaki çalışmaları biz de takip ediyoruz. Böylece İDEF'te de inşallah Atatürk Havalimanı'nda buraya çok benzer bir havalimanı, iş jetlerinin inip kalktığı bir havalimanı. Biz de buna benzer bir konsepti yavaş yavaş İDEF'te
yapmak, uygulamak istiyoruz. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Hava Kuvvetlerimizin uçakları ve uçak gösterilerini, ama hem de firmalarımızın insansız hava araçlarından işte helikopterlerimize, uçaklara kadar farklı ürünlerini de sadece fuarda statik olarak göstermek yerine uçuş gösterileriyle göstermelerini, yine zırhlı araçlarımız, kara araçlarımız, onları da bir geçit töreniyle Atatürk Havalimanı'nda İDEF'te göstermek, sunmak, yabancı heyetlere göstermek istiyoruz. Deniz tarafı için var mı bir girişiminiz, çalışmalarınız? Şöyle, daha önceki İDEF'lerde de malumunuz aslında donanmamızın envanterindeki birçok gemimizi, yabancı misafirlerimizi gezdiriyorduk. Burada üzerinde Aselsan'ımızın, Havelsan'ımızın uyguladığı bütün sistemleri ve şeyleri, ürünleri sergiliyorduk. Onları anlatıyorduk. Bu sene Ataköy bölgesinde inşallah yine hem açık denizde büyük gemilerimizi hem de limanda daha ufak gemilerimizi de sergiliyor olacağız inşallah. Bomba gibi bir İDEF geliyor. Tamam, Farmbro'dayız ama yine ülkemizden güzel haberler. Ekim'de inşallah döneceğiz Saha, Teknofest Saha. Bir sene sonra da İDEF'e bomba gibi bir fuar. Görüşmek üzere. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın da sahip olduğu, ev sahipliğinde güzel fuarlar görmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.